günler. Hayırlı işler Nermenciğim. Sağ ol abi. Ya niye açtın dükkanı? Ben yarım saatinde çarşıya gitmiştim, geliyordum hemen. Olsun abi ya. Yarım saatliğine de olsa kapalı kalmasın dükkan. Hem bak 8 tane yufka sattım sen yokken. Maşallah, iyi yaptın. E hadi git dinlen o zaman. Senin boş kapların nerede abi? Yemeğini yediysen kapları götüreyim ben eve. Ha. Bu önlük bir yıkansa mı acaba, kirlenmiş mi? Yıkarız, yıkarız. Sen yine Egemen'e yemek götürdün değil mi? Ya niye böyle yapıyorsun abi ya? Niye birazcık pişman olup üzülmelerine fırsat vermiyorsun? Nermin, tıpkı ana yüreği gibi baba yüreği denen bir şey de var. Egemen ne yaptı peki? Yemek için teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yarın yine getiririm. Görüşürüz. Görüşürüz. Baban da bugün yemek getirmişti sana. Ama seni başka bir kadınla yemek yerken görünce çekindi. Giremedi içeri. Senin yemeğini de bana hediye etti bu arada. Zavallı adamcağız. Seni başka bir kızla görüp de üzülmeyeyim diye beni odanın önünden uzaklaştırdı. Ya keşke biraz babana benzeseydin. Babana benzeseydin de onun gibi iyi kalpli bir adam olsaydın bari. Peki kimmiş bu kız abi? Vallahi bilmiyorum. Dediğim gibi işte ben böyle görüşme tanışma falan olmadı. Döndüm arkamı geldim. Hale bak ya. Biz Egemen'in hiç kız arkadaşı yok derken meğer o yere bakan yürek yakanın önünde gideniymiş de haberimiz yok. Sorma Nermin'ciğim, sorma. Belki de bu çocuğun bu son zamanlardaki gerginliği tam da bu yüzden. Sen beni evlatlıktan reddetmezsen ben seni babalıktan reddetmek zorunda kalacağım. Egemen'le aranın iyi olmasına çok sevindim kızım. Yalnız çocuğu hastanede ziyaret etme. Dışarıda bir yerde buluşun ya. Hastanede dedikodunuz çıkmasın. Peki babacığım. Ben de Egemen'in özgeçmişini araştırdım. Çocuğun ailesinin durumu içler acısı. Neymiş içler acısı olan? Babası yufkacı. Annesi o küçükken vefat etmiş. Ablası sekreter. Ha bir de erkek kardeşi var, o da işsiz. Ne var bunda? Ne demek ne var bunda hayatım? Biz bu kadar sıradan, basit, fakir bir aileyi cünün olarak almak zorunda mıyız? Hayatım, ben de yatılı liseyi ve tıp fakültesini devlet bursuyla okudum. Benim anam babam Sivas'ta çiftçiydi. Bırak beni okutmayı. İstanbul'a tren bileti alacak durumları yoktu. Önemli olan bir insanın nereden geldiği değil, nereye gittiğidir. Ayrıca yoksul bir ailenin evladı olmak da, dünürü olmak da utanılacak bir şey değildir. Tam tersine ben dürünle tanıştığım zaman elini sıkıp tebrik edeceğim. O küçük esnaf geliriyle 3 çocuk yetiştirip birini de aslan gibi doktor yaptığı için. Peki o zaman hayatım. Kızımızın düğününde cemiyetten arkadaşlarımızla dünürlerini sen tanıştırırsın.